Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Salih Sancar. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar varsa aramızda, ben Avrupa'da yaşıyorum. Fransa'da burada tır şoförlüğü yapıyorum. Yaptığım işle alakalı da video içerikler üretip YouTube'ya yüklüyorum arkadaşlar. Umarım bu videolar hoşunuza gidiyordur ve videoların devamı için de beni ilk defa izleyenler varsa kanalımı takip edebilirler. Bu videom arkadaşlar bir önceki videomun devamı olacak. Şu anda yola çıkacağım. Limana gidiyorum tekrardan. Oradan yükümüzü bakalım alabilecek miyiz? Sıkıntısız, sorunsuz. Bir sabah oldu. Akşam alamadık geldiğimde. Pauze vermiştim işte. Pauze bitti. Saat şu anda 8. Şu anda şeye doğru gidiyorum. Limana doğru gidiyorum arkadaşlar. Saniye, şuradan öncelikle kendime bir bardak kahve alayım. Kahvemi doldurmadım. Arabada kahve makinesi var özel olarak. Skyne bu araç. Kendinden kahve makinesi var. Kahve makinesi ve mikrodalga var. Ben ondan çat diye doldurdum. Hızlı ısıtıyor kahvenin suyunu. Çıkabiliriz arkadaşlar. 8 kilometre yolum var. Fazla sürmez. Doğru oluruz. Olduğumuz yer bu arada Rotterdam arkadaşlar. Şu anda limandayız. Burası komple kanal boyu limanların olduğu bölge oluyor arkadaşlar. 5 metre sonra sola dön. Rotterdam içerisinden geçen kanallar var. Kanal boyuna liman yapılacak. Tekrardan dün geldiğim yere geldim. Tırı park edelim. Arka kapıyı açacağım. Dışarıda güvenlik var. O içini kontrol ediyor. Fotoğraf çekiyor. Yük var mı yok mu diye bakıyor. Öyle. Bakalım alabilecek bir yük hemen. Ben kağıdımızı alalım. Şunu alalım. Şey. Doğru. Kapıları
tarafları açmam lazım. Bir taraf açsam yeter. Arkadaş. Fotoğraf çekiyor. Eh? Paper? Loading? Ya yeah, loading. Reference there. Yes. You have to clean it a little bit. Yeah, okay. Yeah, yeah. When you're ready? Yeah. I first cleaning. Mm-hmm. Then I make picture. Okay. It's first cleaning. Dostlar kapıyı açtım. Arkadaş baktı. İçinde de fotoğraf çekmeden önce dedi biraz dedi, düzenle dedi. Ondan sonra dedi fotoğraf çekeceğim. Sonra dedi gidip kayıt yapabilirsin dedi. Şimdi ben içini biraz düzelteyim. Şu paletler manetler işte malzemeler. Ondan sonra kayda gideceğim. Arkadaşlar bu sefer kaydı yaptırabildim. Şimdi malı yükleyeceğimiz yöne doğru çıkacağım yola. Arabanın içinde bu şekilde düzenledim. Fotoğrafını çektiler. Şimdi devam edeceğim yükleme alanına doğru arkadaşlar. Arkadaşlar limanın içerisine girdim. İçinde geziyorum şu anda. Yükleme yerini arıyorum. Sizler haritada ama yine de bulmak kolay olmuyor arkadaşlar. Bir sormam lazım. Bir dakika ben bir sorayım şurada. Dostlar benim yükleme yerim biraz daha ileride. Ben şu anda A2'deyim. Şu hemen girişlerde fabrikaların bu üst taraflarında yazıyor A1, A2 falan. Ben A2'deyim. B2 ilerideymiş. Şu anda B2'ye doğru gidiyorum. B2. Aynen. Burası da burası. Aynen. Demeyi burada yapacağız. Soralım bir yandan yükleme yapacağız büyük ihtimalle yanları açmam lazım. Neredeyiz arkadaşlar? Şimdi ileri gitmemiz lazım. Şuradan şöyle binanın sonu, son tarafından bir tane alacak.
Tesla şimdi arabayı benim ön tarafa alacağım. Yan tarafa açıyorum. Ondan sonra diyorlar araç. Bayağı büyük bir yer değil mi? Bir sürü ürün geliyor. Gemilerle, konteynerlarla. Wow. Büyük gemileri. Ro-ro. Evet arkadaşlar, böyle bir yer, bayağı büyük bir yer. Şimdi ben eldivenleri alayım, şu yanları açayım, ondan sonra tekrardan görüşelim. Arkadaşlar yanları açtım, hazır bir şekilde bekliyorum. Birazdan yükleme başlayacak. Bunları tek tek tahtalarını falan çıkarttım, yana koydum. Onları tek tek geri içine koyacağım bunları. Her tarafa en az 4 tane falan koymak gerekiyor. Güvenlik için. Aslında bunların alüminyum olanları daha sağlam bence. Şöyle açtık. Şu da benim süpürge, bunu unutmayalım. Şöyle koyayım. Aynen. Dostlar araç yüklenmeye başladı. Size bunu göstermek istiyorum. Bir de ben güvenlik için paletlerin altına kaymaz parçalardan koyuyorum kaymaması için. Paletlerin. Çünkü yükümüz ağır. O yüzden güvenlik açısından bunları yapmamız gerekiyor. Şekilde şerit halinde bunları yapıyorum. Üstüne geliyor. Paletlerin kaymaması için güvenlik açısından. Yükler şu anda yükleniyor arkadaşlar. Bir çift palet kaldı. Bir tane palet kaldı, bu konacak şimdi. Altına koydum arkadaşlar. Şimdi tamamdır yükümüz. Thank you. Evet dostlar, bütün yük burada. Şimdi bunu buna spanzit yapmam lazım. Tek kaldı. Dostlar
Dostlar bütün her şeyi yaptım şu anda. Tamamdır, şangalar falan takılı. Belki ileride bir spanze takabilirim ona. Duruma göre bakacağım. Şöyle göstereyim içerisini. Yükümüz tamam. 25 ton yük var abi. Alüminyumla 25 ton yükümüz var. Şimdi Fransa'ya gideceğiz. Metz'e gidiyoruz. Dostlar park alanına geldim. Orada normalde ştangayı falan takmıştım. Bir de yan tahtaları falan hepsini taktım. Spandeti daha sonra takarım diye düşünüyordum ama park alanına geldim. Burada çıkış evraklarını almadan önce tekrardan kontrol oluyormuş. Yani şu halatlar var ya, spandet diyoruz bunlara. Bunları takmamız gerekiyormuş. Ben de geldim park alanında. Açtım kapıları tekrardan. Hepsini çıkarttım, taktım arabaya arkadaşlar. Şöyle. Görüyor musunuz? Böyle olduğu kadar, yani bendeki spanzetlerin sayısı kadar hemen yaptım, bağladım. Yani bunları gerdirmiş oldum. Yerinden oynamayacak şu anda. Yani sıkıyor güvenlik açısından. Aslında birkaç tane daha lazım bu spanzetlerden bana. 1, 2, 3, 4. En az şu anda 5 tane lazım. Bir de üstüne üstlük, yani ekstra olarak da lazım. Hepsine ikişer tane atmam gerekiyordu bence. En az ikişer tane. Yani toplam bundan bir 20 tane falan gerekiyordu ama bu kadar var. Umarım sıkıntı yapmazlar şimdi kontrol için. Şimdi kontrol yaptıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar kontrol yapıldı ama bu bağladığım spanzetler, yani halatlar az geldiği için 5 tane vardı. Fazla bağlayamamıştım, o yüzden kontrol olumsuz geçti. Ve dışarıya çıkartmıyorlardı. Yenisinden almak zorunda kaldım şunlardan. O spanzetlerden 2 koli aldım, 15 adet. Bunları aldım. Gördüğünüz gibi şu turuncular var ya, onlar. 15 tane aldım. Her birine ikişer tane bağlamamız gerekiyormuş. Şimdi onları attım, bu şekilde ayarladım. Bağlayacağım hepsini tek tek. Arkadaşlar bunların hepsini hala takmaya devam ediyorum. Bitirdi beni. Bunlar kolay iş değil arkadaşlar. Çıkıyorsunuz diğer tarafa, kancayı tutturuyorsunuz. Bir bu tarafa spanzeti geriyorsunuz falan. Bir o tarafa geçtim. Onların hepsini yerine oturttum. Sonra buradan germeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane mi 6 tane mi takabildim daha. Takmam gereken bir 10 tane 12 tane daha var. Bayağı bir yordu beni ya. Çok yorucu iş. Ve sıcakta falan olduğu zaman aşırı yoruyor arkadaşlar. Sıcakta da, yağmurlu havada da falan böyle işte bu sıkıntı oluyor, bunları güvenliği yapmak dışarıda. Dostlar hepsini taktım. Bu şekilde bitirdim, sağlamlaştırdım. Hepsinde ikişer tane var şu anda. Çapraz falan attım. Hepsini daha sağlam, böyle yerlerinden oynamazlar. Bu şekilde. Hollandalıların kamyon yüklemesindeki iş güvenliği. Zaten normalde de, bence normalde budur. Çünkü bu rulolar tehlikeli arkadaşlar. Ağır, bayağı ağırdır onlar. Tanesi en aşağı bir 2,5 ton vardır. Yani yolda maazallah bir kaysa, yola otobana perişan olur. Çok çok tehlikeli her yer olur yani. Görmüş olduğunuz gibi. Bu tarafa gerek yok, her yer tamam. Şimdi güvenlikli bayan var. Ona bir söyleyelim. Kontrol yapsın, ondan sonra çıkalım. Bizim araç burada, hala güvenliğin kontrol yapmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi burası park alanı. Burada herkes böyle spanzet yapıyor. Bütün güvenlik işlemlerini hallediyor. Ondan sonra yetkili güvenlik buraya geliyor, kontrol yapıyor, kağıdı imzalıyor. Ondan sonra büroya girip kağıtları, kürekleri yapıyoruz. Oradan ondan sonra çıkıyoruz. Çıkabiliyoruz yani. Exit. Günlük buraya gelen tırın haddi hesabı yok arkadaşlar. Bitirdim. Güvenlik kontrol yaptı. Onayladı arabayı. Şimdi ofise gidiyorum. Oradan işlemleri bitirip çıkacağım yola. Alo.
çünkü başarıyla alabildik. Çıkacağız. Bundan önce ben bir her zamanki gibi bir bardak kahvemi doldurayım çıkmadan önce. Ondan sonra arkadaşlar devam edelim. Sağ salim bütünümüzü vesaire her şeyimizi aldık. Bayağı bir uğraştık. Uğraştığımıza değdi. Çıkıyoruz. Şu anda navigasyona ben adresi yazmıştım daha önce de. 410 kilometre yolumuz var. Metz'e gidiyoruz. Fransa. Metz. Bilenler var mı bilmiyorum ki. Lüksemburg tarafları, bu Zabrügge, Almanya tarafları yani sınıra yakın değilmiş kilometre. O taraflara gidiyorum. Güzergahımız da şimdi Hollanda'dayım. Rotterdam'dan işte çıkıyoruz. 800 metre sonra Hollanda Breda, Breda'dan çıkış yapacağız. Belçika'ya gireceğiz. Belçika'dan Antwerpen, Brüksel. Ondan sonra arkadaşlar Fransa'ya doğru devam ediyoruz. Giriş yapacağız. Şu anda bir 5 saatlik yol gösteriyor bize. Sadece yolumuz trafiksiz. Trafik olursa ne kadar sürer tam olarak bunu bilmiyorum arkadaşlar. Ama Antwerpen ve Brüksel yoğun olabilir. Ve yolda molamız olacak. 1 saat, 1,5 saat molamız olacak. Ondan sonra inşallah akşam 8 gibi, 9 gibi adresinde olabiliriz arkadaşlar. Bakalım hep beraber mi gideceğiz? 400 metre sonra sağa dön. Arkadaşlar yola çıkmıştım. Brüksel'e kadar gittim. Brüksel'den bana haber geldi. Geri dönmem gerektiği söyledi. Nedeni ise yarın Fransa'da tatil. Resmi tatil. O yüzden firma kapalı olacak. Yani ülke indiremiyoruz. Cuma günü de firma çalışmıyormuş. Bu sebepten ötürü de geri dönmem için bana söylediler. Ben de geri şu anda Rotterdam'a geldim. Bu yük ne olacak? Dorse ne olacak diye soracak olursanız, yani burada bekleyecek miyim, eve mi gideceğim? Eve gitmiyorum, hayır. Yarın sabah bu dorseyi değiştireceğim. Boş bir dorse alacağım. O dorseyle tekrardan işe devam edeceğim. Bu dorseyi artık herhalde başkası götürecek dorseyi. Evet dostlar, aracı park ettim. Şu an pauzaya geçiyorum. Bayağı bir yoğun ve yorucu bir gün oldu benim için. Bir sonraki videoda da tekrardan görüşürüz. Hadi hoşçakalın, bay bay.